Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. Aksaray'da bir apartmanın 3. katından düşen 2 yaşındaki Afganistan uyruklu çocuk maalesef yaşamını yitirdi. Aksaray'da gezmeye geldiği anneannesinin 3. kattaki evinin balkonundan düşüp yaralanan Afganistan uyruklu Samiullah Jomali kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay dün saat 19 sıralarında Taşpazar Mahallesi 841. sokakta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Babası Mehmetullah ile anneannesi Raziye Özbek'e ziyarete gelen Samiullah evin mutfağında oynarken kapısı açık olan balkona çıktı. Burada bulunan sobanın üzerine çıkan Jomali dengesini kaybedip 3. kattan düştü. Komşularının durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Bu sırada çocukların düştüğünü öğrenip aşağı inen ailesi ise sinir krizi geçirdi. Yaralı Jomali ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Jomali gece yarısında doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eğitim için Ukrayna'ya giden ve orada düşerek omurgasını kıran genç, ambulans uçakla Türkiye'ye, daha sonra karayoluyla Aksaray'a getirildi. Türkiye'den Ukrayna'ya eğitim için giden ve burada düşerek omurgasını kıran genç, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Kiev'den alınarak Nevşehir'e, oradan da karayoluyla Aksaray'a getirilerek tedavi altına alındı. Olay geçtiğimiz hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okumak için geçen yıl Ukrayna'ya giden Aksaraylı 18 yaşındaki Ömer Sami Şimşek, geçen hafta ıslak zeminde dengesini kaybedip kayarak merdivenden düştü. Burada ilk müdahalesi yapılan genç bir hastanede tedavi altına alınırken, Aksaray'da diş hekimi olarak görev yapan babası Serkan Şimşek, Sağlık Bakanlığı'na oğlunun tedavisinin Türkiye'de devam etmesi için müracaatta bulundu. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'nın devreye girmesiyle Ukrayna'da tedavisi devam eden 19 yaşındaki genç uçak ambulans ile Kiev'den alınarak Kapadokya Havalimanı'na getirildi. Burada ambulansa taşınan genç karayolu ile tedavisi için memleketi Aksaray'a getirildi. Devletimize bana bu imkanı sağladığı için minnettarım. Teşekkür ediyorum onlara. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımız ve Dışişleri Bakanımıza. Allah onlardan razı olsun. Bana bu imkanı sağladıkları için. Olay dikkatsizliğim üzerine merdivenden düşmemle oldu. Omurgam kırıldı. Omurgam kırıldıktan sonra beni orada hastaneye yatırdılar. İmkanlar iyi olmadığı için devletime başvurmak zorunda kaldım. Onlar da sağ olsunlar cevaplarını verdiler. Aksaray'ın nadide yerlerinden olan Helvadere kasabası yatırımcı iş insanlarının gözdesi olmuş durumda. Aksaraylı iş insanı Melik Abay, Helvadere göleti yanında at binicilik ve et balık tesisi kuracak. Aksaray'ın en güzel beldelerinden biri olan Helvadere kasabası yatırımcıların gözdesi haline geldi. Viranşehir adıyla anılan Roma ve Bizans dönemine ait Nora Antik Kenti, Hasan Dağı'ndan gelen buz gibi soğuk kaynak suyu, Hasan Dağı manzaralı göleti, organik çileği, doğal balı ve balık restoranlarıyla ünlü Helvadere kasabası yatırımcılar için çok önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Aksaraylı genç iş insanı Melek Abay, Helvadere göleti yanına geniş bir alan üzerine at binicilik tesisi ile et balık tesisi kuruyor. Söz konusu tesisin yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden genç yatırımcı Melik Abay yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi. İsmim Melik Abay. Aksaraylıyım. Doğma büyüme Aksaray'da yaşıyorum. İnönü Üniversitesi Açılık ve Antrenörlük Bölümü mezunuyum.
Aksaray'ımızda bu bölümü okuyan bir tek ben varım. Bu bölümü tercih etmemin sebebi görüyorsunuz. Doğuştan bir at sevgim vardı zaten. Atları merak ettiğim için bu bölüme kaydoldum ve atları tanımaya başladıktan sonra bu benim için bir tutkuya, bir mesleğe dönüşmeye başladı. Tesisimiz Helvadere kasabasında. Helvadere Gölü'nün hemen yanında bulunmaktadır. Aksaray halkına ve bölge turizmine yakışan bir tesis kurduğumuza inanıyoruz. Biraz da binicilikten bahsedecek olursam, dünyada iki canlının aynı anda birlikte yaptığı, kalplerinin birlikte attığı tek spor biniciliktir. Ve dünya bunu kanıtlamış. Fiziksel, zihinsel, psikolojik birçok faydası var. Hani şu anda sadece faydalarını saymaya kalksam vaktimizin yetmeyeceğine inanıyorum. Aksaray halkına ve bölge turizmine hizmet ederek atları tanıtıp profesyonel binicilik öğrenmek isteyenlere profesyonel binicilik eğitimi vermeyi odaklıyoruz. Burada başka neler yer alacak? Atların dışında sosyal tesisler neler var? Burada konsept olarak büyük bir tesis kuruyoruz. Hemen arkanızda görmüş olduğunuz balık restorantıdır. Et ve balık restorantı. Sol tarafında tavla dediğimiz atların kalacağı yerdir. Her bir ata bir box düşüyordur. Sağ tarafında da insanlar binişini tamamladıktan sonra isterse Hasan Dağı'na karşı Türk kahvesini, çayını yudumlayabilecekler. İsterse de et balık türü olsun yemeklerini rahatlıkla yiyebilecekleri bir konsept halindedir. Onun haricinde atlarla ilgili derslerimiz olacaktır. İsteyen derse kaydolup profesyonel binicilik eğitimi alabilecekler. İsteyen de sadece günübirlik ailesiyle gelip burada 10 dakikalık, 20 dakikalık, yarım saatlik binişlerini tamamlayıp keyifli bir şekilde evlerine dönebilecekler. Ayrıca bulunmuş olduğumuz yerin adı manej. Manej dediğimiz şey atların çalışma alanı oluyor. Onun haricinde manej dışı binişlerimiz de olacak. Aksaray'ın Eskili ilçesinde salgın nedeniyle çalışmalarına ara veren işletmeler açılmaya devam ediyor. Aksaray'ın Eskili ilçesinde pandemi tedbirleri kapsamında hizmetlerine ara veren işletmeler faaliyetlerine başladı. Eskil Merkez Mahallesi, eski TOKİ konutları yanında hizmet veren Otağı 1071 Kafe, Restoran ve Organizasyon İşletmesi de gerekli dezenfekte çalışmalarını yaparak hizmet vermeye başladı. Otağı 1071 Kafe, Restoran ve Organizasyon İşletme Yetkilisi Mustafa Güden'de de yaklaşık 2,5 aydır pandemi sonrası gerekli tedbirleri alarak faaliyete geçtiklerini ifade etti. Yaklaşık 2 yıldır Eskil ilçemizde hem kafeterya, restoran ve organizasyon alanlarında hizmet vermekteyiz. Hepimizin malumudur ki pandemi sürecinde iş yerlerimiz koronavirüs, yeni tip koronavirüs, COVID-19 virüsü tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5-3 aydır kapalı halde tutulmuştur. Bu süreçte tabii ki bir türlü zorluklar yaşanmıştır ama tabii ki devletimizin almış olduğu bu tedbir kararlarına uymak bizim boynumuzun borcu olduğu için yeniden bir süreç başladı. Yeni normalleşme sürecine geçmiş bulunmaktayız ülkemizde. Şu anda 1 Haziran'dan itibaren işletmemizi bakanlığımızın almış olduğu kararla vermiş olduğu saatler arasında açık tutmaktayız. İşletmemizde yine eskisi gibi organizasyon işlerimiz açıldığında tekrardan alıma başladık. Bir yoğunluk oluştu. Ekstra olarak işte restoran işletmemiz açıktır. Kafeterya işletmemiz açıktır. Eskil'de birinci etap TOKİ bölgesinde faaliyet göstermekteyiz. Biraz daha şehir merkezinin dışında sessiz bir aile ortamı olduğu için daha çok bu yönleriyle tercih ediliyoruz. Cenab-ı Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu her türlü hastalıktan, tehlikeden ülkemizi, milletimizi, tüm insanlığın korusun. Kanlı 68 ailesine de bizlere bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Tüm işletmelerimize hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar diliyoruz. AK Parti heyeti Aksaray Belediyesi tarafından yapılan ve yapımı devam eden projeleri inceledi.
AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, AK Parti Eski Aksaray Milletvekili Mustafa Serden geçti, Belediye Meclis Üyesi Cem Elibol, Belediye Başkan Yardımcıları Hıfzı Peker ve Tayfun Çelik, Aksaray Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve tamamlanan projeleri yerinde inceledi. AK Parti heyeti Taşpazar Mahallesi Bediüzzaman Caddesi'nde yapımı devam eden kaldırım ve aydınlatma çalışmaları incelendi. Başkan Dinçer yapılan çalışma ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Şehrimizin daha güzel bir görünüme kavuşması için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyorlar. Çalışmaların tamamlanmasıyla caddemiz yeni bir görünüm kazanacak. Bizleri yalnız bırakmayan AK Parti Aksaray Milletvekilimiz Cengiz Aydoğdu, AK Parti Aksaray Eski Milletvekilimiz Mustafa Serden geçti, AK Parti İl Başkanımız Hüseyin Altınsoy, Belediye Meclis Üyemiz Cem Elibol ve ekibime teşekkür ediyorum," dedi. AK Parti heyeti çalışmaların devam ettiği Aksaray Belediyesi şehirler arası otobüs terminalinde de incelemelerde bulundu. AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu açıklamasında, "Nüfusun sürekli çoğaldığı şehrimizde şehirler arası ulaşımı rahatlatmak ve şehrimize gelen misafirlerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla otobüs terminalimiz belediyemiz tarafından yenileniyor. Başkanımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz," dedi. AK Parti heyeti Aksaray Belediyesi tarafından kendi imkanlarıyla üretilen tatlı su çeşmelerini yerinde inceledi. AK Parti Aksaray geçmiş dönem milletvekili Mustafa Serden geçti. "Belediyemizin kendi imkanlarıyla ürettiği tatlı su çeşmelerini inceledik. TOKİ bölgesindeki vatandaşlarımızın talep ettiği tatlı su çeşmeleri belediyemizin çalışmalarıyla bu bölgenin içme suyu ihtiyacını karşılamış. Başkanımız ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz," dedi. AK Parti heyeti Aksaray Belediyesi tarafından TOKİ bölgesi başta olmak üzere şehre hitap edecek olan TOKİ kapalı semt pazarında çalışmaları yerinde inceledi. AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Başkanımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. TOKİ bölgemizde yapımı devam eden semt pazarını inceledik. Çeşitli sosyal donatıların olacağını, TOKİ semt pazarımızın Aksaray'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başkanımıza çalışmalarından dolayı teşekkürler," dedi. Aksaray Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu arabalı sinema günleri yoğun katılımla devam ediyor. Aksaray Belediyesi'nin normalleşme döneminde hafta sonları vatandaşlara moral vermek amacıyla düzenlediği arabalı sinema günleri devam ediyor. Aksaray Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu ilki düzenlenen arabalı sinema günlerinde Müslüm ve 7. Koğuş'taki Mucize filmleri Aksaraylı sinema severlerle buluşmuştu. Bu hafta sonu arabalı sinema günlerinde ise Ayla ve Naim filmleri izleyicilerle buluştu. Vatandaşlar arabalı sinema günlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Evren Dinçer'e ve ekibine yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler. Bu tür etkinliklerin devam etmesini istediler. Belediye Başkanı Evren Dinçer, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti. Arabalı sinema günlerine katılım sağlayanlar arasında yapılan çekilişlerle vatandaşlara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Aynı zamanda izleyicilere patlamış mısır, lokma tatlısı, su ve çay ikramında bulunuldu. Aksaray'da rehabilitasyon merkezinde tedavi gören engelli eşini göremediğini iddia eden bir vatandaş çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Uzun uğraşlar sonucu olay yerine gelen ekipler vatandaşı ikna etmeyi başardı. Aksaray'da rehabilitasyon merkezindeki engelli eşinin kendisine gösterilmemesi üzerine bunalıma girerek çatıda intihar girişiminde bulunan vatandaş, polisin vatandaşın bir anlık dalgınlığından faydalanması sonucu yakalandı. Olay Taşpazar Mahallesi Ankara Caddesi'nde bulunan 4 katlı Mecit Mutlu Apartmanı'nın çatısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre engelli olan eşi Gülşen Eroğlu rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Savaş Eroğlu bir süredir tedavisi süren eşini görmek istedi. İddiaya göre rehabilitasyon merkezi yetkilileri tedavi gerekliliği kapsamında Savaş Eroğlu'na eşini göremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine bunalıma giren Savaş Eroğlu intihar etmek için 4 katlı apartmanı
apartmanın çatısına çıktı. Çatıda bağırış sesleri duyan vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Çağrı merkezi tarafından olay yerine polis, sağlık ekibi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Sağlık görevlileri hazırda beklerken Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri binanın altına şişme branda açtı. Polis ekipleri ise itfaiye merdivenine binerek vatandaşa yaklaştı. İtfaiye merdiveninden ve çatıdan polis ekipleri vatandaşı bir süre ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan vatandaş çatıdan inmemekte direnince itfaiye merdiveninde bulunan asayiş komiseri vatandaşın bir anlık dalgınlığından faydalanarak onu yakaladı. Savaş Eroğlu çatıdan indirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ben verdiğim sözüm diyorum ya. Abi şu hasta. Oruç. AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, tespiti yapılan 14 bin dekar tarım arazisi içerisinde üretime elverişli olanların çiftçilere ücretsiz olarak tahsis edileceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çiftçilere ücretsiz hazine arazisi tahsisindeki çalışmalarda sona gelindiğini aktaran AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, tespiti yapılan 14 bin dekar hazine arazisinde tarımsal üretime elverişli olanların çiftçilere ücretsiz olarak tahsis edileceğini bildirdi. Salgın sürecinde tarım ve gıdanın önemli ve stratejik bir sektör olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, tarımsal üretimin sekteye uğramadan sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız sürekli koordinasyon halinde. Bu çerçevede bakanlığımız tarafından tarımsal üretimde ekim, dikim, gübreleme, sulama, ilaçlama, çapalama, bakım gibi faaliyetlerin aksatılmaması, üretilen ürünlerin hasadı ve pazara arzı noktasında gerekli tüm tedbirler alındı. Temel gıda ürünlerinde üretim miktarımız yurt içi ihtiyacını karşılayacak düzeyde, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir karış arazi boş kalmayacak söylemini hatırlatan Başkan Altınsoy, Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından özellikle atıl olan mülk, hazine ve vakıf arazilerinin parsel bazında tespiti için Mayıs ayında bir çalışma başlatıldı. Proje kapsamında Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde, İl Milli Emlak Müdürlüğümüzden hazine arazilerini talep etti. Gelen parseller sisteme aktarıldı ve bakanlığımıza bildirildi. Bu arazileri bedelsiz olarak çiftçilerimize tahsis edeceğiz. İlimizde çiftçilerimizin söz konusu arazilerden en üst seviyede faydalanması için ne gerekiyorsa yapacağız. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bizler de Aksaray'da bir karış toprağın boş kalmasını istemiyoruz. AK Parti hükümetleri olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da çiftçilerimizin yanındayız, dedi. Kuzey Boru son yabancı transferini de gerçekleştirerek Kanadalı oyuncu Tori Gorel'le bir yıllık sözleşme imzaladı. Sultanlar Ligi'ne yükselmesinin ardından transferin en hareketli takımı olan ve güçlü bir kadro kuran Kuzey Boru son yabancı transferini de Tori Gorel'le gerçekleştirdi. Sultanlar Ligi'nde kalıcı olmak için çalışmalarını sürdüren Kuzey Boru, Amerikan Kolej Ligi'nin en önemli takımlarından Penn State Üniversitesi ve Puerto Rico'da Amazons de Trujillo Alto'da forma giyen Victoria Lake McGregor Gorel, kısa adıyla Tori Gorel'le bir yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Kanadalı oyuncu, transfer döneminde Avrupa kulüplerinin de radarına girmişti. Kuzey Boru ile anlaşma yapan Tori Gorel, Türkiye'ye gelecek olmaktan çok mutluyum. Kuzey Boru yöneticilerinin yaklaşımları ve geleceğe dönük hedefleri benim buraya gelmemde önemli bir sebep oldu. Aksaray'da Kuzey Boru forması ile dünyanın en iyi liglerinden birisinde mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyorum. Covid sürecinin bir an evvel bitmesini ve seyircilerin
seyircimiz karşısına çıkıp mücadele etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum dedi. 2019-2020 sezonunu Porto Rico'da tamamlayan Kanada Ontario doğumlu 25 yaşındaki genç oyuncu 1.90 boyunda ve pasör çaprazı, orta oyuncu ve smaçör olarak görev alabiliyor. Diğer yandan Kuzeyboru'da yaptığı transfer çalışmalarında sona yaklaşıyor. Kadrosuna Enimiçim, Arelia Karasoy, Arzum Tezcan, Dilara Yeşil, Ceren Nur Domaç, Hümay Topaloğlu, Sabriye Gönül Kırmızı katan Kuzeyboru, Dajana Boskoviç, Matea Ikiç, Gizem Ödal, Merve Çepni ve Dilek Kınık ile de yola devam kararı aldı. Antrenör Tuncay Öcal ile istikrar diyen Kuzeyboru'da yeni takviyeler de bekleniyor. Şimdi hava durumu. Bültenimizi sonlandırmadan önce kısa bir reklam arası veriyoruz. Prefabrik yapı sektörünün öncü markası Stilhouse'la ev sahibi olmak çok kolay. Pratik, ekonomik ve dayanıklı yapılar üreten Stilhouse, farklı kat seçeneklerinin yanı sıra istenilen metrekare ve renk seçenekleriyle sizleri hayallerinizdeki eve kısa bir süre içerisinde ulaştırıyor. Ve en ideal yapıları vizyon edinmiş olan Stilhouse sizin güvenliğinizi ön planda tutuyor. Detaylı bilgi için 444-9068 no'lu kurumsal hattımızı arayabilirsiniz. Bültenimizin burada sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.